lisede, üniversitede de yüzmeye devam ettim. Üniversiteyi bitirdikten sonra benim okçulukla tanışmam çok büyük bir tesadüf aslında. Yüzme antrenörüme ulaşmaya çalışıyordum. Onun telefonunu istemek için okçuluk antrenörümü, ilk okçuluk antrenöründen telefonunu istedim. Bırak ne yapacaksın yüzmeyi, gel seni okçu yapalım, bizim antrenmanlarımıza katıl dedi. Ben de dedim hani bir şey istiyorum, ayıp olmasın. Çok ayıp olur şimdi, hayır yok gelmeyeyim desem. Tamam dedim, hadi bir gideyim. Gerken öyle bir katılırım diye düşünmüştüm. Benim okçuluk maceram aslında böyle başladı. Çok öyle okçu olmak aklımda yoktu. Elbette okçuluğu biliyordum, izlediğim bir spordu. Ama daha önce okçuluk yapmamıştım. Elime ok yayı alıp bir atış yapmamıştım. Öyle tahmin ettiğiniz gibi ilk atışımda böyle hedefi tam ortadan 10'dan vurmak gibi olmadı. Bizde 12 yok bu arada. 12'den vurmak diye bir şey de yok okçulukta. 10'dan vuruyoruz biz. Dolayısıyla öyle en ortadan da vurmadım. Çok da kısa bir mesafeden karavana attım hatta. Yani bunu başarmak da büyük bir başarı. Dolayısıyla ilk başarısızlık beni kendine çekti. Bir meydan okuma gibiydi benim için. Ve ben o anda okçuluğa tutuldum ve okçuluk yapmaya karar verdim. Sene 2004. Ben üniversite bitirmiştim o zaman. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. İlk iki sene haftanın 6 günü çok yoğun antrenmanlar yaptım. Ve ilk başarım 2006 yılında Avrupa 3. gününe geldi. Daha sonrasında işte 2007 yılı, 2010 yılları arasında hep dünya sıralamasında birinci olarak yer aldım. 2008'de biraz önceki Rız'ın bahsettiği işte Türkiye tarihinde ilk 6 madalyayı aldım. Paralimpik oyunlar var, dünya şampiyonluğu var, bir sürü dereceler var. Ama geriye dönüp baktığım zaman birçoklarının düşüncesinin aksine aslında en büyük başarımın o Avrupa üçüncülüğü olduğunu görüyorum. Çünkü kendime bir şeyleri yapabileceğimi kanıtladığım bir başarıydı ve çok önemliydi. Onun ötesinde neler yaptığımdan da biraz bahsedeyim size. Şunu kendim de bakayım. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda spor müşaviri olarak çalışıyorum. Yine benim gibi o sporda hayaller kuran sporcuların o hayallerine ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde uzunca yıllar Uluslararası Paralimpik Komite'de sporcu konsey üyeliği yaptım 9 yıl boyunca. Avrupa Paralimpik Komitesi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptım 5 yıl boyunca. 2016'da Rio'da da kafile başkan yardımcılığı yaptım. Peki ben sizin karşınızda Paralimpik Oyunlar Şampiyonu olarak duruyorum. Tabii en büyük başarımı olarak görülüyor. Peki Paralimpik Oyunlar nedir? Bir sormuşlar bakalım neymiş? Aynen ilgili bir şey. Paralimpik ne? Evet. Okulda yarışamak ya da gidip güzel bir hayatım yapmak. Ya Paralimpik o zaman. Engelli vatandaşlara yapılan spor dalı. Engelli sporcuların yarışması. Paralimpik nedir abi? Para transferi abi. Şu an ne yapıyorsun sen? Paralimpik yapıyorum. Oldu mu sen? Oldu abi. Ne oldu? Bir zamanda GTA abi. Ve burada şampiyonlarımızı görüyorsunuz. Tam tamına 2 altın, 4 gümüş, 9 bronzla 15 madalyayla kapattık. Burada da şampiyon sporcularımızı görüyoruz. Ama daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Spora ilgilenen, o hedefi koymuş ve bu yolda ilerlemek isteyen sporcularımızın bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Okçuluğa gelirsek kendi branşımdan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben size bir çıktıda şunu başardım, bunu elde ettim, şu madalyam var diyorum ama aslında satır araları o kadar kolay olmadı. Çok düşe kalka, her düştüğümde tekrar ayağa kalkarak yürüdüğüm bir yol bu. Dolayısıyla kendi maceramı da biraz paylaşmak istiyorum ama önce okçuluk ne onu anlatayım size. Biz 70 metreye ok atıyoruz. Yani 70 metre ileride duran bir hedefe yaklaşık 72 tane ok atıyoruz ve sıralama atışlarını tamamlıyoruz. Maksimum alabileceğimiz sayı 720. Dediğim gibi ortadan vurduğumuz zaman çok genel tanıya aykırı olarak 12'den vurmuyoruz, 10'dan vuruyoruz veya X10'dan vuruyoruz. Dolayısıyla en azından bugün belki bu aklımızda kalır diye düşünüyorum. Sonrasında da ilk sırada yer alan sporcuyla son sırada yer alan sporcu böyle eşleşerek eleme usulü yine 70 metre, 3'er ok attığımız set sistemiyle birbirimizi eleyerek yarı final, final bunlara yaptığımız bir spor dalı. Nasıl sınıflarımız var? Klasik yay açık sınıfımız var. Bu kadar görme engelli okçuların atışlarından 30 metreye ok atıyorlar ve 80 santim ebatında yani bizim attığımızdan biraz daha büyük bir hedef kağıdına atıyorlar. Gözleri kapalı, ellerinde şöyle önlerinde duran mekanizma ile ellerini nereye koymaları gerektiğini ve buradan nereye nişan alacaklarını gösteren bir sistemleri var ve ona göre ok atıyorlar. Yardımcılar aslında onlara nereye nişan alması
gerektiğini göstermiyor. Kendileri bunu antrenmanla ve ellerini o referans aldıkları noktayla belirliyorlar. Gördüğünüz gibi bu ekipmanları kullanıyorlar. Burada aslında benim size söylemek istediğim şey, sadece soruna odaklanırsanız çözüm bulamazsınız. Yani görme engeller, ben görmüyorum, nasıl ok atacağım deseydi veya karşılarına sen ok atamazsın diyen bir yapı çıksaydı, zihniyet çıksaydı bugün yarışamıyor olurlardı. Oysa ki eğer bunu çözmek istiyorsak işte bu ekipmanlarla, onların antrenmanıyla bunu yapabiliriz. Yani hepimizin karşısında zaman zaman sorunlar, sıkıntılar çıkıyor ama bunu çözme iradesi olduktan sonra ve isteği olduktan sonra mutlaka bunu başarabiliriz. Onun tarafından bakmaya çalıştım ve koşulları kendi lehime çevirmeye çalıştım. Bu aslında hayatta hepimiz için de böyle. Zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama o sıkıntıları nasıl lehimize çevireceğimizi biraz kafa yormamız gerekiyor. Zorluklar onlara nasıl baktığımızla şekilleniyor bence. O yüzden sizle de paylaşmak istedim. Ve hayatımın dersini aldım ben o çocuktan. Bugün benim bir dünya rekorum yok. Evet, size saydım, döktüm, işte dünya şampiyonuyum, onu elde ettim, bunu başardım diye ama dünya rekorunu şöyle bir tutup bırakmışlığım var benim. 2006 yılında Avrupa şampiyonasındayım. O zamanlar FITA vardı. 70, 60, 50, 30 metre ok atıyoruz. 30 metre dünya rekoru kırmaya çalışıyorum. Çok önde gidiyorum ve çok başarılıyım. Herkes benden dünya rekoru bekliyor, ben dahil. Sonra bir anda şöyle merak ettim. Arkamdaki hedef ne ok atıyor, önümdeki hedef ne ok atıyor, puanlar nasıl, bana yaklaştılar mı? Sonra bir anda bir konsantrasyon kaybı. Şurada gördüğünüz şeyi vurdum. Ne denir? Marking. Yani benim için çok zor bir şey. Size biraz önce demiştim, 30 metrede görme engelleri ok atıyor. Para bana atmıyorlar, ben attım arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekten çok hüsran dolu bir deneyim bu benim için ama bana çok önemli bir hayat dersi sağladı. Bir dünya rekorunun satın alabileceği en güzel hayat dersi. Hayatta başkalarıyla ilgilenmek yerine kendi hedeflerinize odaklanmalısınız ve olabileceğiniz en iyisi olmaya çalışmalısınız. Kendi başkalarıyla kıyaslamamalısınız. Kendi hedeflerinizi koyduktan sonra onlar için emin adımlarla eğer yürürseniz çok daha bütün, çok daha mutlu, çok daha emin adımlarla ilerleyeceğinizi göreceksiniz. 2007'de de yine bir talihsizlik oldu. 2007'de de yine dünya şampiyonu olmak çok istiyorum. Çok çalıştım, çok iyi bir sene geçirdim. Sıralama atışlarını bitirdik. Birinci sıradayım. Herkes benden dünya şampiyonu olmamı bekliyor. Sonrasında son sıradaki sporcuyla eşleştik. Biraz önce söylemiştim size, eleme atışları yapıyoruz. Eleme sonucunda birbirimizi eleyerek gidiyoruz diye. Ben de YouTube'da eğlendim. İnanılmaz bir konsantrasyon kaybı. Burada bir sıkıntı var artık. Yani çok net, bariz belli oldu. Bir sıkıntı oldu. Sonra tabii ki çok ağladım, çok üzüldüm. Çünkü çok emek veriyoruz. Aramızda sporcular var, sporcu olmak isteyenler vardı. Hepimiz biliyoruz, hayaller kuruyoruz. Bunlar için işte belli planlar, programlar yapıyoruz, hedefler koyuyoruz. Kaybettiğimiz zaman tabii ki çok üzülüyoruz, çok ağladım. Ama sonra dedim ki tamam ağladın yeter, sil ki kendine gel, nerede hata yaptın? Ve konsantrasyonla ilgili dersler almaya başladım. Konsantrasyonumu arttırabilmek için nefes egzersizleri, ondan sonra işte meditasyon, bunlarla ilgili dersler almaya başladım. İyi ki yapmışım. Çünkü şuna inanıyorum, gerçekten başarısızlık daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir. Hata yapmaktan korkmamayı öğrendim. Hatalarından ders çıkarmayı öğrendim. Çünkü hata yapmaktan korkarsanız sürekli o sarmalın içinde develenip durursunuz. Bunun yerine o yaptığınız hatayı bir kere daha tekrarlamadığınızda, yaptığınız hatadan dersler çıkıp sonraki adımı daha iyi attığınızda çok daha güzel şeyler sizi bekliyor. O yüzden benim dersim bu olmuştu. Şimdi size bir okçuyu tanıtacağım. Kendi branşımı biraz korkup geçtim. Burada gördüğünüz sporcu Matt Tutman, Amerikalı. İki tane kolu yok. Çok iyi ok atıyor. Paralimpik oyunlar ikincisi 2012'de.